Gezegenler astrolojik tabiriyle retro, durağan konumda olduğunda sürekli kişiler ve olaylar değişse de aynı olayların yaşanması gezegenler geri gider mi? Hiçbir gezegen geri gitmez. Retro, Yunanca bir kelimeden gelir ve astrolojik olarak kullandığımız bir tabirdir. Geri giden, yani aslında durağan konumda olan gezegenler astronomik olarak gözlemlendiğinde geri gidiyormuş izlenimi verir bize. Ekliptik düzende her şey muhteşem bir uyum ve akış içerisindedir. Gökyüzünde bir gezegen geri gittiğinde yeryüzünde taş üstünde taş kalmaz. Retro, durağan konumda gezegenin yavaşlaması, gezegenin temsil ettiği alanlarda kısıtlamaları, zorlukları, cesaretimizin, güvenimizin daha eksik olmasını, motivasyonumuzun yavaşlayıp her zaman gösterdiğimiz cesaret ve kararlılığı ortaya koyamamamıza sebebiyet verir. Gezegenler, astrolojik tabiriyle retro, durağan konumda olduğunda hangi evde doğum haritamızda durağan konumunu gerçekleştiriyorsa o evle ilgili alanlarda önemli kararlar vermekten, başlangıçlar içerisinde olmaktan uzak durmamız faydamıza olacaktır. Bu dönemlerde neler yapmalıyız? Daha iyi gözlemlemeli, daha fazla araştırmalı, aldığımız kararların doğru olup olmadığı noktasında başkalarının etkisi altında kalabileceğimizden, o geçişler sürecinde bir şeyleri başlatmaktan, radikal kararlar alıp uygulamaktan uzak kalmalıyız. Bir kişinin haritasında birden fazla gezegen yerleşimi, retro, durağan konumdaysa, diğer insanlara nazaran daha fazla mücadele verebilir, aynı tekrarlarla imtihan olabilir ve durağan geçişlerin yansımasıyla sürekli kişiler ve olaylar değişse de aynı olayların yaşanması kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. İşte bu noktalarda uzman bir astrologdan mutlaka bilgi almalı ve her zararlı şeyin bir panzehiri vardır ilkesiyle yapılması gerekenleri kişiye özel öğrenmesi çok çok önemli. Gezegenler durağan konumda olduğunda bir şeyler yavaş gidebilir, ters düşebilir. Yanlış anlaşılmalar, gerginlikler, kaza riskleri ve gezegenin doğum haritamızda hangi konumda retroda olması çok önemli ipuçları verebilir. Bizler de hür iradesi olan varlıklar olarak gezegenler retro konumundayken doğum haritamızda hangi evde olduğunu bilirsek gidip de ateşten gömleği üzerimize giymeme iradesini ortaya koyabiliriz. Retro gezegenler normal konumdaki gezegenlere göre bizler için daha kısıtlayıcı, zorlayıcı enerjileri barındırdığından elimizde bir bidon benzin alıp da ateşe dökmememiz gerektiğini öğrenmeliyiz. Bunun için de mutlaka gezegen geçişlerini, gezegenlerin retro ve durağan konumda oldukları noktaları takip etmeliyiz. Ayrıca astrolojideki en önemli etkenlerden biri de ay ve güneş tutulmalarıdır. Ay bireysel anlamda bizleri psikolojik anlamda sağlıkla ilgili konularda etkileyeceğinden, özel hayatımız, ilişkilerimiz ve sağlığımızla ilgili konularda ekstra dikkatli, ekstra özenli olmalıyız. Güneş tutulmaları da, ay tutulmaları da toplumları, bireyleri, köklü değişimleri, bitiş ve başlangıçları tetikleyip, tutulmaların enerjisi 6 ve 12 ay etkili olduğu için sizlere tavsiyem mutlaka ay ve güneş tutulmalarını takip edin ve anne karnınızdayken daha dünya alemine merhaba dememişken gerçekleşen ay ve güneş tutulmalarını öğrenip gökyüzü enerjilerini kendinize rehber edinin. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.